Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَد تَّعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ Rabbim ibadetlerimizi kabul eylesin. İlmimizi takva ile, ihlas ile itmam etmeyi cümlemize ihsan eylesin. Değerli müminler, bugünkü dersimizde Saf Sure-i Celilisi'nin tek bir ayeti, 5. ayeti kerimesi okuduğum ayeti kerimeyi inşallah anlamaya çalışacağız. Bundan evvelki efendim okuduğumuz ayetlerde Allah'ı tesbih ettiğini her şeyin ve ey iman edenler yapmayacağınız ve yapmadığınız şeylerin için söylüyorsunuz. Bunları söylemek Allah katında büyük bir buğza sebeptir buyurulmaktaydı. Şöyle naklediliyor bir hadis kitabındaki haberde: لَا يَنْفَهُ قَوْلٌ اِلَّا بِعَمَلٍ Söz ancak amel ile fayda verir. Yani konuşulan işler yapılırsa sözün faydası var. وَلَا عَمَلٌ وَقَوْلٌ اِلَّا بِنِيَّ Söz ve amel de niyetle değer bulur. Onun da niyetine bakılır. وَلَا قَوْلٌ وَعَمَلٌ بِنِيَّتٍ اِلَّا بِسُنَّةٍ Söz, amel ve niyetle sünnete uygun olursa değer bulur diye böyle bir özlü ifade kitaplarda görmekteyiz. Yine Kur'an-ı Kerim'de başka bir ayet-i kerimede güzel kelimeler, sözler Allah'a yükselir. Onları da salih ameller yükseltir buyurulmaktadır. Yani görünen şu ki söz ve amel veya tasdik veya amel şekliyle de ifade edebiliriz. Her ikisinde de niyetin ve ihlasın olmak mecburiyeti vardır. Şimdi Tirmizi'de geçen bir hadis-i şerifte Efendimiz buyuruyor ki Kâle Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رِجَالٌ يَخْتِلُونَ الدُّنْيَا بِالدِّينِ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ دَعَنَ مِنَ الْل۪ينَ اَلْسِنَتُهُمْ اَحْلَى مِنَ السُّكُرِ ve kulubuhum kulubu ziban kulubu zian ziab özür dilerim. Buyuruyor ki Efendimiz ahir zamanda bazı kimseler çıkacak ve dini dünyaya alet edecekler. İnsanlara yumuşak görünmek için kuzu derilerine bürünecekler ve dilleri şekerden tatlı fakat kalpleri kurt kalbi gibi olacaktır. Ve kulubuhum kulubu ziab. Yani bizde de zaten buna benzer buradan çıkan atasözleri var. Yekulullah azze ve celle Allahu Teala o zaman onlara şöyle buyuracak. Diyecek ki ebi yaktarrune em aleyye yecteriune fi febi halaktu haleftu leeb'asenne ala ulaike minhum. Benim affıma mı güvenip gururlanıyorsunuz? Yani böyle ibadet yapmadan, sorumlulukları yere getirmeden Allah affeder gibi bir şey ayetlerde de geçiyor. Doğru değil. Benim rahmetime mi güvenip cesaretli davranıyorsunuz? Allah affeder ve rahmeti vardır diye işi ciddiye almıyorsunuz. Ve şanıma yemin ederim ki onlara kendimden bir imtihan vesilesi göndereceğim. Yumuşak huylu olanlar bile şaşkına çevrileceklerdir. Yani onlar bile bunun karşısında şaşıp kalacaklardır buyurulmaktadır. Onun için demek ki söz her zaman yeterli değil.
Zaten borçlanmayla ilgili bir ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Orada da şahit tutulması ve yazı yazılması emredilmektedir. Yani görüyoruz ki ayet-i kerimelerde bile sadece söz değil, ne yapılması lazım? Şahitlenmek ve yazı olması gerekiyor. Ki bundan evvelki surede de iman ettik diye gelen kadınları femtehinuhun, bir imtihan edin. Yani onlarla bir konuşun bakalım. Niyetleri, tavırları nedir diye ortaya bir gerçek çıksın buyurulmaktadır. Öyleyse sadece söze ne yapmamak lazım? İnanmamak lazım. Zira münafıklar söz olarak imanı söylerler. Ama ye'murune bil münkeri ve yenhevne anil ma'ruf, kötülük olan işleri teşvik eder, tavsiye eder, savunurlar. İyi ve maruf olanları da engellemeye çalışırlar. Bunun örneğini dünyada çok, bizde daha çok görmek mümkündür. Buradan böyle buyrulunca yine bir hadis-i şerif var bu konuda. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Uzunca bir hadis-i şerif, kısaca söyleyeyim. İza esbahabnu Adem fe innel a'da'a kullaha tukeffiru lisan. Buyuruyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, sabah olduğu zaman insanın bütün azaları adeta o dilin altında gizli, yani o hakikatler dillen ortaya çıkıyor. Ona derler ki bizim hakkımızda Allah'tan kork. İttakillâh fîne. Çünkü biz sana bağlıyız. Dil ne konuşursa vücut ondan sorumlu oluyor. Sen eğer müstakim olursan biz de müstakim oluruz. Sen eğer eğrilirsen biz de eğriliriz. Şimdi insan diliyle yaptığı işler ne oluyor? Onu bağlıyor maddi ve manevi. Öyleyse burada da hani lime tekulun, niçin konuşuyorsunuz dendiği, insanın konuşmasına Efendimiz emsik aleyke lisanek, lisanını aleyhine konuşmaktan muhafaza eyle buyurarak buna da özellikle dikkat çekmiştir ki başka bir hadis-i şerifte hepiniz biliyorsunuz buyuruyor ki Efendimiz ma beyne lahyeyhi, yani lahyeyh iki çene arası, iki sakal arası, lihye sakal, lahye çene, iki çene arası ile iki ayak arasını kim korursa dehalel cennet, cennete gider buyuruyor. Öyleyse konuşmalarımıza dikkat etmeli veya bu konuda hatamız varsa tövbe istiğfar etmeliyiz. Şimdi gelelim bugünkü dersimizin ayetine. Saf suresinin 5. ayetinde Hazreti Musa anlatılıyor. Halbuki bundan önceki ayetlerde ey iman edenler dendi. Yani peygamberimizin ümmetine hitap edildi. Buradan ve izgale Musa, hatırlayın Musa'yı dendi. Bize söyleniyor gene. Veya o gün Yahudilere de söyleniyor. Hemen geçmiş peygamberlerden bir misal veriliyor ümmete. Siz böyle olmayın. Onlar böyle yaptılar diye bize bir uyarı var burada. Demek ki İslam dini peygamberimizin ağzından vahiyle, sünnetle anlatılırken örneklemeleri nereden yapılıyor? Geçmişteki kavimlerden veya peygamberlerden veya batıla düşen insanlardan. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, Musa peygamber dedi ki, Musa aleyhisselam 34 surede 136 defa ismi geçiyor. En çok ismi, isim olarak geçen peygamber Musa aleyhisselam. En fazla geçen. Tabii ki bu şu anlama gelmez. Bizim peygamberimizin ismi 4 kere geçiyor. Yani işte veya 5 diyelim. Böyle bakılınca Efendimizin Resul olarak, Nebi olarak, ayetler olarak zaten kendinden bahsediyor Kur'an-ı Kerim. Ama isim olarak Musa aleyhisselam çok anılmaktadır. Musa aleyhisselamın tabii hayat hikayesini hemen çoğumuz bir nebze biliriz. Derinliğine tabii düşünmek, okumak gerekir. Musa aleyhisselamın Mısır'da oluş hadisesi vardır. Ve orada doğan çocukların Firavun tarafından öldürülmesi korkusuyla annesinin onu nehire bıraktığı, sonra da efendim Firavun'un yakınlarının veya hanımının nehirde onu bularak
göz aydınlığı bize olur dediği hakikaten de kadın için göz aydınlığı olmuştur. Kurratü ayun, cennette de öyle olacak. Ve böylece Musa aleyhisselam Firavun'un sarayında çocukluğunu geçirmiş. Allah-u Teala'nın lütfuyla da başka kadınların sütünü emmeyerek annesinin sütünü de orada emme imkanı kendisine ikram edilmiş, ihsan edilmiştir. Şimdi uzun müddet orada duruyor. Daha sonra kendisi İsrailoğullarından, o da olduğu için İsrailoğullarından biri Kıptilerden, Mısır yerlilerinden biriyle kavga ediyor. Kavga edince efendim o Kıpti'ye bir tokat atıyor. Öldürmek niyetiyle değil ama olacak olan iş oluyor ve bu da şeytandandır diyor. Pişman oluyor ama Kıpti ölüyor. Bir peygamberin hayatından acı bir şey. Sonra ikinci gün yeniden o İsrail oğullarından olan hemşehrisi diyelim gene biriyle kavga ediyor. Bu sefer ben mücrimlere arka çıkmam diyor. Kendisi Musa aleyhisselam ayet-i kerimede. Bunun üzerine o adam da dün bir adam öldürdüm bugün de yoksa beni mi öldüreceksin diye konuyu da yanlış anlayarak işi velveleye veriyor. Bu da duyuluyor. Duyulunca Musa aleyhisselamın Kıptilerden birini öldürmesi Firavun'un onu cezalandırması anlamına geliyor. Ve oradan ayrılıyor. Medyen'e doğru gidiyor. İşte ondan sonra orada bir 8 sene kalıyor. Kuyunun başında kızları görüyor. Onlara yardım ediyor. Sonra evleniyor. Sonra dönüyor. Ondan sonra efendim peygamberlik kendisine veriliyor. Şimdi tekrar Mısır'a dönmesi isteniyor. Git şimdi kaçtığın Firavun'a dini anlat. Ne kadar zor iş değil mi? İki tane iş var. Birisi peygamber olarak gittiği için Firavun bu işe çok bozulacak. Biri de daha evvelden zaten birini öldürmüştü. Oradan iki. Yine ayetlerde var, vakti almak için girmiyorum. Sana yaptığımız iyilikleri unutuyor musun sen? Hani biz seni sarayda baktık, büyüttük. Bu ne nankörlük diye Musa aleyhisselama bir de böyle çıkışıyor. O da ona diyor ki, yani senin bu bizim başımıza kattığın iyilikler aslında iyilik değil. İsrail oğullarını köleleştirdiğin için ben oraya düştüm diye. Yoksa böyle millete zulmetmesen, kesmesen, biçmesen benim ne işim vardı? Onun için bizde de bazı derler, memleketteki din düşmanları, Müslümanlar bir hak, imkan elde etse, işte memlekette size iyilik yapılıyor, lütfediliyor falan diyorlar. Yani Firavun gibi aynı. Aynı zihniyet, ele geçirmişler saltanatı. Müslümana ihsan ve ikram edilenleri Firavun'un Musa aleyhisselama söylediği gibi sitem ediyorlar. Sonra şimdi iki tane görevi var Musa aleyhisselamın. Birisi Firavun'u ve avanesini dine çağırmak. Eğer bu mümkün olmazsa kendisine tabi olacak İsrail oğullarını alıp oradan çıkartmak. Tamam? Çok kısa kısa söylüyorum. Birincisini söylüyor, gidiyor. İşte ayetler var biliyorsunuz birçok surede. İzheb ilâ firavna innehu tagâ. Firavuna git o azgınlaştı. Veya fekul helleke ilâ entezekkâ. Arınmak ister misin ey Firavun? Gel arın, temizlen. Bırak bu kirli işleri. Yani Rabliği, ilahlığı, zulmü bırak insanlara gibi birçok surede ona karşı konuşmaları var. Fakat bütün bunlara rağmen Firavun ne kendisi, yakınlarından çok az kişi hariç, ne çevresi iman etmiyorlar. Hatta Musa aleyhisselam'ı yenmek için sihirbazları da davet ediyor. Onlar hamdolsun iman ediyorlar. Şimdi durum böyle olunca ayete dönelim şimdi. Ayette buyuruldu ki hatırlayın kime dedi? Li kavmihi kavmine. Kavim ne demektir? Kavim erkeklerin çok olduğu topluluğa denir. Ancak kadınlar da onlar için de anılır. Tefsirler öyle anlatıyor. Nasıl olacak bu? Neye göresin? La yeskar kavmum min kavmin ayeti var ya şeyde Hucurat suresinde bir kavim bir kavmi alaya almasın. Belki alaya aldıkları daha hayırlıdır. Ve la nisam diye devam ediyor. Kadınlar da kadınları alaya almasın diye anlatılıyor. Demek ki kadın erkeği topluluğa denilir. Ama daha çok erkeklerin önde olduğu topluluğa ne deniliyor? Kavim ifade ediliyor. Onun için peygamberler kavimlerine gönderilmişlerdir ve onlara da hitap ederken
böyle edepli hitap etmişlerdi. Yani ya kavmi şekliyle, ey kavmim, ey milletim, ey hemşerilerim, ey beni tanıyanlar şekliyle ifade etmiş. İfade cümleleri çok önemlidir. Kaba saba söylenirse zaten ondan sonrasını kimse dinlemez. Kavmine dedi ki, ya kavmi, ey kavmi, lime tu'neni, bana niçin eziyet ediyorsunuz? Kime? Genel olarak burada İsrailoğullarına. Şimdi şöyle düşünsek, insanı tanımak bakımından düşünelim. Hani farz-ı muhal denir ya, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu dönemde olsaydı yanımızda, biz böyle olur muyduk? Bazıları gene böyle dağınık olurdu. Peygamber olsa da olurdu. Neden? İşte Musa Aleyhisselam'ı düşünün. Peygamber kavmiyle konuşuyor. Onlara dediği cevaba, sorduğu soru, lime tu'zuneni, bana niye sıkıntı, niye eziyet ediyorsun, beni niye üzüyorsunuz? Niye bu işi bu hale getiriyorsunuz? Kime söylüyor? İnandık diyen insanlara. Demek ki inananların da kendi içinde farklı dereceleri, farklı konumları var. Peki bu ayet niye anlatılıyor şimdi o zaman? Biliyorsunuz bundan önceki ayet, اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذ۪ينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِهِ صَفَّنْ كَاَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْسُوسٌ. Allah-u Teala saf halinde birbirine kenetlenmiş tuğlalar gibi olan müminleri sever buyuruldu. O ayette savaş emrediliyor, cihat emrediliyor. Bir örnek veriyor Kur'an-ı Kerim Rabbimiz. Bakın, bu işi severim dedim ama bu işi Musa'nın kavmi öyle yapmadı, şöyle yaptı, onu da hatırlayın. Ha, Musa'nın kavmi gibi yapmayın diyor. Yoksa Musa Aleyhisselam gitmiş, ümmet onun bitmiş, kendi döneminkiler. Sonuç, bizimle bir alakası yok o dönemin. Ama örnek canlılığını devam ettiriyor ve yaşıyor. Şimdi buyuruluyor ki, وَقَدْ تَعْلَمُونَ اَنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ. Siz biliyorsunuz ki ben Allah'ın elçisiyim, öyle de kabul ediyorsunuz, böyle söylüyorsunuz. Şimdi ayeti bitireyim, sonra tefsiri bilgilere döneceğim. فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ. Buyuruyor ki Cenab-ı Hak, onlar yoldan sapınca Allah da onları saptırdı. Bu kısım akaid konusuna giriyor. Mutezile, ehli sünnet veya farklı mezhepler bu ayeti anlama konusunda çok ciddi uğraşı vermişler. Allah insanı saptırır mı? Allah'ın saptırması ne demektir? Gerçi فَلَمَّا زَاغُوا, onlar sapınca Allah saptırdı ama neden saptırmanın sonucu veya yaratılması Allah'a nispet ediliyor gibi itikadi olarak mezhepler, kelamda bu konu farklı şekillerde anlatılmaya ve anlaşılmaya çalışılmıştır. وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. Neyi saptırdı Allah? اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ, Allah kalplerini. Demek ki bozgunluk kalpten, kalple aklın da bir arada zikredildiği ayetler var. Onların kalpleri vardır, akletmezler mi buyuruyor Cenab-ı Hak? Tamam. O zaman insanların akıllarını çeldiler mi, kalplerini bozdular mı, ondan sonra o insanların hayatlarını ne yapıyorlar? Hükmedebiliyorlar, zevklerine hükmediyorlar. وَاللّٰهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Allah yoldan çıkan topluluğu başarıya, hidayete, hayırlı sonuçlara, cennetine, cemaline ulaştırmaz. Yani yoldan çıktıysanız hayırlı bir sonuç elde edemeyeceksiniz buyurulmaktadır. Şimdi burada bu dursun. Şöyle bir toparlayalım. Bir bakalım Kur'an-ı Kerim'den. Çok ayet var. Hepsini okumak biraz zor. Birkaç tanesini aldım. Musa Aleyhisselam'a nasıl eziyet etmişler? Bakın. Bir tanesi, وَاِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللّٰهَ جَهْرًا. Aşikare Allah'ı biz görmedikçe biz sana inanmayız diyorlar. Bakın, لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ, asla sana inanmayız diyor. Şöyle bir şeyi de düşünelim bu arada. Musa Aleyhisselam da Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı görmeyi murad etti, biliyorsunuz. O ne, bu ne? Orada Musa Aleyhisselam'ın bir dağa gelen tecelli karşısında bayılması vardı. Burada da bu kavmin فَيَقَزَتْكُمُ السَّائِكَ, bir yıldırımla çarpılması vardı. Bir tanesi, İbrahim Aleyhisselam'da da aynısı oldu. Ölüleri nasıl diriltirsin dedi. Cenab-ı Hak, inanmıyor musun? Sorunun niyeti nedir dedi.
Yani bu soruyu niye sordun? O da dedi ki, inanıyorum kalbim huzura ersin. Göz görünce gönülde katlanır o işe. O zaman şu işte kuş ve dağlar misali işin içine gösterildi. O halde aynı soruyu iki kişi sorabilir. Birinin niyeti imanını kuvvetlendirip itminan ve huzura ermek, birininki ise acizliği ortaya koyup imtihan etmekse gelecek mükafat ve cezalar farklı olabilir. Tamam? İkisi de istedi Allah-u Teala'dan görünmeyi. Ama Musa Aleyhisselam inanma meselesi olarak işi ele almadı. Detayına girmiyoruz. Şimdi bu bir. Peygamberi üzdüler. Demek ki buna benzer Efendimiz'e müşriklerin Allah'ı görseydik, evnera Rabbena, Rabbimizi görseydik, melekleri görseydik, vahiy bize gelseydi, aynı tarz ne yapılmıştır? Peygamberimiz de üzülmüştür toplumu tarafından. Mesela ve iz kultum ya Musa len nasbira ala taamin vahidin. Onlara efendim çeşitli yemekler geliyordu ama onlar şeyden sonra Firavun'dan ayrıldıktan sonra dediler ki biz Firavun'un dönemindeki yediğimiz yemekleri, baklaları, buğdayları neyse onları istiyoruz. Bugün burada yediğimiz yemeğe biz sabredemeyeceğiz dediler. Uzun bir mesele bu. Orada çok dikkat çekici olan kısım şu. Deniliyor ki onlara madem siz böyle istiyorsunuz, yani hayırlı olanı daha aşağı ile ilişkilendiriyorsunuz. O zaman ihbitu misran fe inne lekum ma saeltum. Bazı alimler diyor ki burada şu anlaşılır. Madem siz bugünkü hürriyetinizle bu yiyecekleri kabullenmiyorsanız esaretinizle gidin ne isterseniz onu yiyin. Çünkü siz Mısır diyarında esir değil miydiniz? Esirdiniz. O zaman gidin orada. Hem esirlik var, hem zulüm var, hem zillet var, hem de yiyecek var. Ne haliniz varsa gör. Düşünün bir peygamberden yiyecek istiyorlar. Bunun benzeri şeyde de var. İsa Aleyhisselam'dan da istemişlerdir. Değil mi? Bize Rab Allah semadan bir sofra indirsin. Bu da bize bir ayet olsun demişlerdir. Allah-u Teala da indiririm ama eğer inanmazsanız alemde yapmadığım azabı yaparım diyor. Onun için insanlar böyle şeylerle peygamber, din bu değil ki. Din, dindarlık Allah'tan kendini göster, vahyi göster, sofrayı göster, yiyeceği göster, arabayı göster, hanımı göster, çocuğu göster. O zaman وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ عَلَى حَرْفِ Sure-i Haç'ta, ikinci sayfada. İnsanlardan bazıları harf üzere ibadetler. Harf demek kenardan, kıyıdan, köşeden. Ne demek o? İyilik gelirse mutlu olur. Cemaate, vaaza, namaza başladı. Baktı ki olmuyor. Namaza geldik, bereket azaldı gibi geldi ona. O zaman bırakır diyor. Böyle olmaması lazım diyor. Dinin gönderilme gayesi bu değil ki. Din başka bir şey. O zaman ne yapıyoruz biz işte? Hadi dua edelim, hatim okuyalım. E tamam da hatim okuyalım da yani biz şimdi işte isim vermeyeceğim. Geçmiş savaşlar var bu Cumhuriyet döneminde Sarıkamış'tan bugüne. Şu kadar adet hatim okundu. İyi Kur'an okunsun. Ama Kur'an-ı Kerim ne diyor? Düşmana karşı kuvvet hazırlayın diyor. Hepiniz savaşa da gitmeyin. Bir kısmı ilimle meşgul olsun. Dönünce onları da tekrar uyarsın diyor. Savaşlar uzun sürebilir. E bu görevler yapılması lazım. Şimdi demek ki burada yine peygamberi üzüyorlar. Bakın istekler. Devam ediyoruz. Mesela ve izgale Musa li kavmi innallaha ye'murukum en tezbahu bakara. Allah size bir sığırı kurban etmenizi emretti buyuruyor. Onlar diyor ki etettakizuna huzuba. Hadi canım sen de dalga mı geçiyorsun? Alay mı ediyor Allah bizimle? Ne sığırı? Allah sığırdan ne faydası var? Niye sığır olsun? O da diyor ki Allah'a sığınırım ben böyle bir şey olmaktan. Yani en ekune minel cahilin. Cahil ne demek? Allah'ın söylemediği bir şeyi söylemek cehalettir. Ben Allah'a sığınırım. Öyle bir şey söyleyebilir miyim diyor. Sonra onlar ne yapıyorlar? O zaman diyorlar söyle bakalım onun özellikleri nedir? Üç kere soru soruyorlar. Üç kere. Galut ulena rabbeke yübeyyillene. Hadi Rabbin söylesin. Bir daha söylesin, rengini söylesin. Bir daha söylesin, hepsi birbirine benziyor.
neredeyse kesmeyecekler diyor Allah-u Teala. Yani şimdi düşünün. Yani Allah emretti deniliyor. Adam 40 dereden su getiriyor. Öyle mi olur, böyle mi olur? Yani ya bunu yap bitsin gitsin. Ne kadar çok İsrailoğulları gibi soru soruyoruz. Sebep dini sıkıştırmak, işi yapmamak veya kurtarma yeri aramak. Halbuki asıl olan şey yapmak için çare aramak lazım, öyle değil mi? Yapmamak için çare aramak değil. İşte görüyorsunuz, üzülüyor mu peygamberler, üzülmüyor mu? Üzüldüklerini görüyoruz. Veya mesela fekalu erin Allah cehra, tekrar başka bir ayette Allah bize apaçık ne olsun gösterilsin buyurulmaktadır. Sümmet tekastumun icle min ba'di ma ca'mül beyinat. Sonra ne oluyor? Tekrar buzağa tapıyorlar. Bakın şimdi. Musa Aleyhisselam varken oluyor bunlar, biliyor musunuz? Bizim hafsalamız almıyor şimdi. Hani olur mu yani, peygamber başımız biz olsa bizim peygamberimiz bize öyle yapmayız falan deriz ya. İnşallah yapmayız ama ümmet olarak onlar da insan. Sonra buzağa tapıyorlar. Hatta ve adallehumus samiri. Samiri onları sapıttırıyor. Harun Aleyhisselam yapmayın, etmeyin, gitmeyin diyor. Onlar yok diyorlar. Musa Aleyhisselam dönüp gelince diyor ki Harun Aleyhisselam saçından sakalından tutuyor. Nedir bu iş diyor. O da diyor ki bir ayrılık, kavga, fitne çıkmasın diye bir şey demedim. Söyledim ama dinlemediler diyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir peygamber var, bir tane de orada var. Ama üzüyorlar. Peygamberin döneminde hiç putperestlik olur mu? Gördükleri kavme merak sarılıyorlar. Onlardan aldıklarını uygulamaya kalkıyorlar. Sonra başka bir ayete bakıyoruz mesela. Bu konuyla ilgili daha çok اِنَّ اللّٰهُ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ صَفًّا. Bu ayetle ilgili saftaki, yani Allah yolunda saf saf savaş ederler ayetinde يَا قَوْمِدْ قُلُ الْاَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللّٰهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّ وَلَا اَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ. Maide suresinde. Firavundan kurtulduktan sonra bir de çölde biliyorsunuz bir 40 yıl kadar da orada kalıyorlar. O da ayrı bir eziyet. Yani çıkış ayrı bir dert, çölde duruş ayrı bir dert. O çöl dersi de ayrı bir uzun iş. Musa Aleyhisselam diyor ki şu Filistin'e doğru gidelim bakalım. Atalar diyarına bir gidelim. Orada da bir kavim var. Zalim, cebbar. Onları da oradan çıkaralım. Gücümüz yeter yani. Firavuna yetmez de Allah sudan kurtardı. Savaş etmeden. Hani Bedir'e benzettin şimdi. Bedir'de beklemedik bir galibiyet geldi. Azdık. Allah lütfetti. Şimdi ikincisine gidiyoruz. Uhud gibi düşünün. Bunlar ne dediler? Ya Musa inne fiha kavmen cebbarin ve inna len nedkulha hatta yahrucu minha fe in yahrucu minha fe inna dakhilun. Ya onlar oradan çıkmadan biz oraya girmeyiz dediler. Orada cebbar insanlar var. Onun üzerine girmeyiz dediler. Bu uzun uzun anlatılıyor. Bunun üzerine böyle dediler ya onlar, arkadan hızlarını alamadılar. İşte bu ayeti bununla, yani o ayetin bu ayet tefsiri ve açıklaması gibi görüyor alimler genellikle. Neyle? Peygamberimize gelen ayette Allah en çok kendi yolunda saf saf cihat etmeyi sever buyuruldu ya. İşte bak bu Musa Aleyhisselam'ın kavmi ne yaptılar? Savaş edin dendiğinde dediler ki فَسْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ. Sen ve Rabbin git, beraber savaş edin. Biz burada oturuyoruz, işimiz gücümüz var, gelemeyiz dedi. Bak ey Müslümanlar, Allah bu ameli çok seviyor, cihadı. Saf saf, kenetlenmiş tuğla gibi olun. Ama Musa Aleyhisselam'ın ümmeti gibi, kavmi gibi olmayın. Onlara da böyle bir emir verildi. Onlar biz oturuyoruz, gelmiyoruz dediler. Siz oturanlardan olmayın. فَقْقُدُ مَا الْقَائِدِينَ gibi ayetler var. لَا يَسَّبِ الْقَائِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ الْمُطْلَرَةِ اِلٰى آخِرِ. Yani oturan müminlerle cihat eden müminler eşit değildir diyor ayet-i kerime. Şimdi sormak lazım. Oturan mümin miyiz, cihat eden mümin miyiz? Cihad etmek için akıl lazım, ilim lazım, cesaret lazım, imkan lazım, kafayı yormak lazım. Bu tüccarlara ben çok hayranım. Öyle kafaları çalışıyor ki para işinde, tebrik ediyorum. Para nasıl yatırılır, nereye yatırılır, oradan nereye kar yatırılır, hangi ihtiyaç öne alınır, hangisi sona alınır, son derece hesaplarını biliyorlar. Bilmese yürütemez ki o işi.
yürütebilir mi? Peki biz Müslümanlık için nasıl yürüteceğiz? Benim aklım ermiyor, cemaatin gidermiyor. Yat aşağı. O diyor ki hoca düşünür diyor. Hoca nasıl düşünecek? Hocanın da o aklı, o seviyesi o kadar. Bakın şimdi böyle buyuruluyor. Şimdi gelelim şeye. Efendim, şeylerde buyuruyor ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Huneyn ganimetlerini paylaştırdığı zaman Ensar'dan bir kişi geldi. Bu Allah'ın rızası gözetilmiş bir taksim değildir dedi. Bak. Yani biz zannediyoruz ki hep günümüzde birbirimize kırıcı sözler söylüyoruz. Adam Peygamberimize söylemiş. Adaletli dağıtmadın demiş ganimetleri. Bu sözü işitince ben de diyor sahabeden biri Peygamberimize haber verdim. Çok canı sıkıldı, yüzü değişti. Keşke söylemeseydim de dedim diyor. Sonra Peygamberimiz Allah'ın rahmeti Musa'nın üzerine olsun. Yemin ederim ki Musa benden daha çok eziyet gördü de o sabretti diyor. Şimdi sıra bizde. Biz de sabredebiliyoruz mu? Ne dersiniz? O demek değil mi? Bu ne dersi? Niye yapıyoruz o zaman madem? Hani bir olay oldu. Sabır neyse o gereken. O davranışı yapabiliyor muyuz? Efendimiz neyi örnek aldı kendine? Yani adamın yakasından tutup bir hal yapmadı ona. Ne dedi? Hiç doğru bir konuşma değildi o. Ama Allah Musa'ya rahmet etsin dedi. O kardeşime, o peygambere. Benden çok çileye uğradı, eziyete uğradı ve o sabretti dedi. Bunun için şimdi buradan bakıldığı zaman şöyle de söyleniliyor, deniliyor ki Musa Aleyhisselam'a buradaki eziyet başka bir şey de olabilir mi? Şekliyle de ifade ediliyor. Yani başka bir şey olabilir mi bu eziyet? Neden böyle söyleniyor? Aslında gece çok kısa, uykusuzluk var, cemaat az, görüyorum. Ben de zorlanıyorum. Böyle konuyu uzatsan o zaman da 5-6 hafta bu gidiyor. Ayetleri götüremiyoruz. Şimdi şöyle bir ayet-i kerime var Kur'an-ı Kerim'de. Ya eyyühellezine amenu la tekunu kellezine azev Musa feberra'ahu Allah mimma kalu ve kana indallahi vecihan. Ey iman edenler, Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Buyurun. Bak, çok açık. Hani deminki anlatımı kapalı geldi diyelim, anlayamayan benim gibi çok derin olmayanlara. Bu direkt söyledi açıkça. Musa'ya eziyet eden ümmetini dinlediniz Kur'an'da, tarihte, Tevrat'ta, Yahudi'de duydunuz. Bak, onun gibi yapmayın ha, olur mu? Hangi surede geldi bu? Hangi surede? Ahzab suresinde geldi. Sonunda. Ahzab suresinde ne var? Peygamberimizin aile hayatı var. Evlatlık konuları var. Örtünme var. Evine girip çıkma var. Car, çarşaf, faraca neyse giyme konusu var. İzin konuları var. En önemlilerinden birisi, en önemli. Hangisi? Peygamberimizin evlatlığı olarak bilinip, önce kölesi, sonra evlatlık, sonra azat olan Zeyd ile, Zeyd'in eşi, halasının kızı ile evlendirilmişti. O boşandı. Onunla Allah-u Teala peygamberimizin nikahını biz kıydık diyor. Şimdi peygamber geliniyle evlendi. Geliniyle evlendi dedikodusu çıktı. Peygamber üzülür mü üzülmez mi? Ne dersiniz? Anlaştık. O zaman şöyle yapmalı. Bir, bu sureyi, Ahzab suresini okuyalım. Bu ayeti bir daha düşünelim. Eve gidince okuyalım. Kısa bir sure. La tekunu kellezine azev Musa. Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Bak bu suredeki hükümlerden peygamber hakkında ileri geri konuşmayın diye uyarı yapıldı. Ki Musa konuşulanlardan temize çıktı. Öyle bir şey yoktu. Allah katında muhterem, itibarlı, saygıdeğer bir insandı buyurulmaktadır. Yine bu surede 57. ayetinde, az evvelki 69'du bunda, innellezine yu'dunallaha ve rasulehu la'anehumullahu fiddunya vel ahire. Allah'a ve Resulüne eziyet edenlere dünya ve ahirette Allah lanet etmiştir. Sonra da mümin erkek ve kadınlara geliyor. Ne dersiniz? Eziyeti görüyor musunuz? Aslında şöyle düşünelim. Biz Allah'a ne eziyet edeceğiz, Resulüne ne eziyet edeceğiz ki şimdi? Aslında o eziyet ne söylüyor biliyor musunuz? Siz Allah'a ve Resulüne eziyet ederseniz sonra kendinize eziyet etmiş olarak kaybedersiniz. Kaybetmemeniz için o eziyeti dünyada yapmayın imtihan anında. Sonra ahirette gerçek eziyeti kendinize yapmış olursunuz. O anlaşılmaz mı? O anlaşılır. O zaman
Buradan bakıldığı zaman şöyle denmiştir. Efendimiz Musa hayalı bir kimseydi diyor. Musa Aleyhisselam gizli yıkandığı için onda bir hastalık var falan demişler. Hastalık var. Yani niye sen gizli yıkanıyorsun? Açıktan yıkanmıyor millet derelerde. Üryan oluyor da Kabe'yi adamlar ibadet yapıyoruz. Günahkar elbiselerle tavaf etmiyoruz diye çıplak tavaf etmediler mi? Hani insan bozuldu mu? Ona bir yarım fetva buluyor kafasına göre. Şeytan ameli kötü yaptırdı mı? Fetvasını da kötü buldurur adamı. Sonuç o da bir gün böyle yıkanırken Buhari'de geçiyor. Ondan sonra elbiseyi de bir taşın üstüne koymuş. Olacak ya taş yuvarlanacağı gelmiş. Demek sağlam bir taş değil. Yuvarlanınca o da peşinden koşmuş. Yakalamış ama çok hırslı birisi Musa Aleyhisselam. Taşı taşla dövmüş. O kadar hırslı. O arada da birkaç kişi görmüş. Aa demişler ya hastaydı diyorduk ama değil diyorlar. Ya da Karun ne, diyor ki Musa Aleyhisselam inne Karune kâne min kavmi Musa. Musa'nın kavmindendi. Vebteki fîmâ âtâkellâhu dâre l-âhire ve lâ tense nasîbike minet dünyâ ve ahsin kemâ ahsanallâhu ileyk ve lâ tebğil fesâde fil erd. Yani Allah'ın sana vermiş olduklarından ahiret yurdunu ara, dünyada nasibini unutma, sana iyilik edildiği gibi sen de iyilik yap diye mali haklar hatırlatıldı. Karun dedi ki namaz kılın dedi size, kıldınız. Sade sizi namazla bırakmadı, şimdi malınızı alacak, dikkat edin dedi. Bak bak bak. Malınızı alacak diye yaygara yaptı. Peki nasıl önüne geçelim? Kötü bir kadın buldular, ona biraz para teklif ettiler. Sen Musa ile ben ilişki kurdum de, Musa halkın gözünde değeri düşsün ve böylece de bu zekat ve peygamberlik işi de bitsin diye böyle de bir eziyet ettikleri ne yapılıyor, beyan ediyor. Hatta Yahudi tarihinde Musa Aleyhisselam Harun'u öldürdüğü iddia ediyorlar. O da bir eziyet. Halbuki Kur'an-ı Kerim وَجْعَلِّي وَز۪يرًا مِنْ اَهْلِ هَارُونَ اَخِي ailemden bana bir yardımcı nasip eyle kardeşim Harun'u diyor. Şimdi iki tane idareci olunca halk devamlı ikisinden hangisi suhuletli altta kalıyorsa ondan yana gözükür işini götürmek için. Öyledir bu iş. Şimdi ne oluyor? Harun Aleyhisselam daha sakin bir insan. Önde de Musa Aleyhisselam var. Konuşma kabiliyeti Harun Aleyhisselam'da ama icraat yetkisi Musa Aleyhisselam'da. Onlar baktılar ki bu Musa ile uğraşamayacaklar. Harun Aleyhisselam'ın ölümünden kimi sorumlu tutuyorlar? Kitaplar uzun uzun anlatıyor bu konuyu. Musa Aleyhisselam'ı sorumlu tutarak o öldürdü diyorlar. Daha ilginci Maturidi tefsirine baktım ne yazıyor diyor. Başka bir şey gördüm orada. Diyor ki bu eziyet iki türlü olabilir. Bir, kasıtsız eziyettir. İki, kasıtlı eziyettir. Hani Musa Aleyhisselam'a eziyet etti ya kavmi. Kasıtlı da olabilir, kasıtsız da olabilir. Kasıtsız nasıl olur? Peygamberimizle ilgili la terfu esvatekum fevka savtin nebi. Ey iman edenler, peygamberin sesinden sesinizi daha yüksek çıkartmayın ayeti. Bir uyarı ya, eziyet edersiniz peygambere, böylece de amelleriniz boşa gider. Orada sahabe-i kiramın yüksek sesle konuşması peygamberimize eziyet olsun diye değil ama eziyet oluyordu. Veya innellezine yunadûne ekmin veren hucurat, evlerin arkalarından, sokaktan ya Muhammed falan diye bağırıyorlar. Allah buyuruyor ki böyle bağırmak, böyle peygamber çağrılmaz. Bu la yakilun, aklını kullanamıyorlar diyor. Veya sure-i Nur'un sonunda ayet-i kerimede peygamberi çağırmak, birbirinizi çağırmak gibi değildir buyuruluyor. Öyleyse diyor Maturidi, eziyet bilmeden de yaparlarsa eziyet olur. Buradan ne çıkıyor? Bir şeyi birine bir şey yaparken acaba eziyet ediyoruz muyuz? Ya bana göre değil, sana göre değil ama ona göre belki eziyettir. Niye söyledik ki? Niye beyan ettik? Niye açıkladık? Niye öyle davrandık? Burada örnek vermek istemiyorum. Birbirimizi tanıdığımız için sanki dersin ki birinin, sonra biri bize bir şey anlatırken diyor ki hocam bir şey anlatacağım kürsüde söyleme diyor. Ben de bazıları diyor ki hocam bir şey söyleyeceğim kimseye söyleme diyor. Yok sadece cuma merkezi sistemden söylerim dedim. Yani şimdi misallendik mi bazen tanımadık yerde iş kolay oluyor da tanıdık yerde zor. Ama şu var, bilmeden de eziyet edebiliyoruz.
Adam kırılıyor. Bazı dostluklar öyle bitiyor. Ben artık yaşlılar bilir. Söylemiyor ona buradan kırıldım diye. Bir daha 40 yıl aramıyor. O da merak ediyor. Beni niye aramıyor acaba? Bir şey olmuştu. Bir yeri kırdık. Bilerek bilmeyerek. Onu da burası ne yapıyor? Öğretmektedir. Şimdi böyle olunca bu da bu şekilde. Bir diğer husus da bulaşıcı hastalık vardır onda demişler. Tamam mı? Böyle öyle de iftira etmişler. Bulaşıcı hastalıklar var. Onun yanına sokulmayalım gibisinden söylemişler. Yine bizi Mısır'dan niçin çıkarttın? Şimdi karnımızı doyur demişler. Çölün ortasında ne yapacağız demişler. Bütün bunlara baktıktan sonra şunu görüyoruz. Demek ki ister ailesi hakkında, ister bedeni hakkında, ister peygamberliği hakkında, ister uygulamalar hakkında hangisinden olursa olsun peygamberleri üzmemek gerekiyor. Bu bunu gösteriyor. İmam-ı Rabbani mektubatında da diyor ki bir insan fasık olsun, mümin olsun. Yani iyi veya kötü olsun bir insanın kalbini kırmak büyük günahtır diyor. Çünkü kalp nazargahı ilahidir diyor. Yani böyle hassas olmak gerektiği beyan edilmektedir. O halde bütün bunlara baktıktan sonra şimdi meseleyi toplarsak 41 dakika olmuş, 50 dakikada bitireceğiz ya. Şuradan bitirelim. فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ Onlar saptılar, Allah da onları saptırdı. Şimdi bu nasıl oluyor? Yani Allah niye saptırıyor? Ama saptırmasın. Allah-u Teala ayetlere bütüncel bakarsak, yani tek bir ayete bakarsanız sanki Kur'an'da bizim elimize hiç yetki yok. Bütün yetki Allah'ta gözüküyor. Ne demek o? Kaderimizi o çiziyor. Bir ayete bakarsanız فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ İnsanların yapıp ettikleri yüzünden başınıza geliyor bunlar diyor. Allah Allah. O zaman şöyle bir şey. Diyor ki alimler, her fiilde Allah'ın iradesi, izni ve yaratması vardır. Ancak kulun talebi, kesbi vardır. Arzusu vardır, niyeti vardır. Kul talebinden, niyetinden, azminden sorumludur. Ancak o işe izin, yaratılış ve sonuç Allah'ın kudretindedir. Onun için müminler hangi işte başarılı olursa olsunlar, başarıları için derler ki هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي Bu Rabbimin lütfudur derler. Ben yaptım, ettim, babamdan ayrıldım da işte şu kadar kazandım da böyle hikaye okumazlar. Neden? Yapılan her işte ilahi bir şey vardır. Efendim duhul vardır, giriş vardır. Böyle bakılır. ذَلِكِ فَضْلَا يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَى Allah dilediğine lütfeder diye ayetler var. O halde bütün bunlara baktığımız zaman burada kaymayı kim istiyor? Kaymayı kim istiyor? İnsanlar istiyor. Şimdi bundan not ettiğim bazı ayetler var. Ama vakit doldu, bırakıyorum. Şimdi burayı nereden bitirelim bu vaazı? Öyle ya, onlar kaydılar, Allah da onların kaydırdı gitti. Madem siz istiyorsunuz, kapı açıldı. Peki neyle bitirelim? Düşündüm bunu şimdi, bir şeyle bitirmek lazım. Herhalde en güzel de onunla biter. Bakalım İsmail Hocam kabul edecek mi? Ali İmran Suresi'nin 1. sayfasının altında bir ayet var. Rabbena la tuzil kulubena ba'de iz hedeytena. Tam bunlar. Ey Rabbimiz, hidayet ettikten sonra kalplerimizin kaymasına fırsat verme ya Rab. Gördük mü? Herhalde bu ayeti bununla hitama erdirmek güzel olur. Tarafından rahmet ver, sen ziyadesiyle rahmet ihsan edilsin. Ya mukallibel kulüb sebbit kalbi ala dinik. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimizi dinin üzerine sabit tut diye de yusebbitullahu lezine aminu bil kavli sabit. Allah iman edenleri kavli sabit de, yani iman kelimesinde sebat ettirir diye de müjdenin var olduğunu biliyoruz. Öyleyse bütün bunlara baktıktan sonra وَاللّٰهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ Hidayet ve fısk. Burada hidayet, daha evvel çok kere söyledik, yola ulaşmak, sebat etmek, sonucu elde etmek gibi farklı kavramları var. Fasıklıksa, Hasan Basçantay'ın mealinde, dipnotta, Bakara suresinde fasıklık kelimesi 5 anlama gelir diyor. Yani Kur'an'da fasık dendi mi diyor o. Onun tespiti bulduğu neyse 5 anlama gelir. İşte günah anlamına gelir, yalan anlamına gelir, küfür anlamına gelir, cürüm anlamına gelir, isyan anlamına gelir gibi maddeler sayıyor.
Yani şöyle söyleyelim, bazı fasıklık kafir yapmaz ama bazısı yapar. Bu fasıklık işi ne kadar kötü onu da söyleyeyim. Madem yeri geldi, dakikalarımızı kullanalım. Ya ne olacak, fasık dense bize bir şey olur mu? Bi'se lismül fusuku ba'del iman. İçinizde hafız olanlar bilir. Hafız olmayıp da Kur'an okuyanlara da bari bir kural söyleyelim teşbitten. Oradaki okunuş, Kur'an-ı Kerim okuyanlar Hucurat Suresi 2. sayfanın altında bi'sel ismidir onun aslı. Neymiş aslı? Bi'sel ismu. Kur'an okuyanlar için söylüyorum. Ama orada nakil yapılır. Nakil demek hemzenin harekesi lama verilir demek. Tamam mı? Bi'sel lam, sakin ya. İ, tamam. İ'nin harekesini verin şeye. Lama verdik. Bi'se lismu oldu. Oldu mu? Oraya gelince orada yanlış yazılmış, hareke eksik falan gelmesin. Bizim kıraatta tek bir örneği vardır. O da oradadır. Başka hiçbir yerde örnek yok. Başka kıraatlerde var, dersimiz o değil. Mesela ne gibi? Halakal insan, halakal insan oluyor. Bak nakilli okuyorum. Sektesi de var. Halakal insan. Tamam. Onu bilmeyen bazen zannediyor ki ya yanlış okuyor ya da burada bir hareke mi eksik diyor. O kıraatla ilgili bir ilmin gereği olarak. Peki ayetin manası neydi? Bi'se lismül füsûku ba'del iman. İmandan sonra fasıklık ne kötü isimdir diyor. Şimdi ismimiz Ahmet, Mehmet, Mustafa, o ayrı. Ama hani o kötü amel bize bir yapıştı mı, ne kadar kötü değil mi? İmandan sonra fasık olmanız ne kadar kötüdür. Kime diyor bunu? O Hucurat Suresi'nin hepsi var. O ayette de alay edenler, birbirini kınayanlar veya kötü lakap takanlar. Sonra da ve men lem yetüf, kim tevbe etmezse o da zalimdir diyor. Bak Allah-u Teala günah işleyene zalim değil de burada bir şey değişti. Tevbe etmeyene zalim dedi. Günah işlemiş. Tamam o zalimdi ama tevbe hakkı var. Tevbe de etmedi. Tamam, tam zalim oldu işte. Öyle değil mi? Kim tevbe etmezse diyor. Bu tevbe çok önemli bir şey. Bakın tevbeyle ilgili çok çarpıcı bir ayet okuyayım. Yani ayetler hep çarpıcı da bana öyle geldi şimdi. اِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ سُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ الْحَر۪يقِ Buruç suresine bakıyoruz. Buruç suresi numara vereyim. 10. ayet. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip. Bak işkence. Bu fitne ne kadar işkence etmişler? Ne kadar? Ayet ennâri zâtil vekut. Ateşle işkence etmişler. Hendekleri kazmışlar. Ayet zaten anlatıyor. Ateşi yakmışlar içine. İman edenleri atıyorlar. Bu kadar büyük bir günah da olsa tevbe ederse Allah kabul eder mi? Ediyor. Diyor ki mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip sümme lem yetubu, sonra tevbe etmeyenlere gelince, tevbe etseydi gene affolacak. Etmediler. Felehum azabu cehennem ve lehum azabul harik. Onlara cehennem ve yangın azabı vardır diyor. O zaman biz Allah'tan merhametinden isteyelim. Yani çok günahımız var ama herhalde müminleri ateşe de atmadık biz. Ya Rabbi bu kadar büyük günahı affedecek merhametin var. Bizi de affet ama şey olmasın. Yani az evvelki hadis-i şerifte hani buyuruldu ya, benim bağışıma ve mağfiretime gururlanarak günaha devam etmeyin uyarısını unutmayalım. Öyleyse burada vallahu lâyetine kavmel fâsıkîn. Bir de Allah fertlerden bahsetmiyor, toplumdan bahsediyor. Toplum fasık olursa iş kötü. 3-5 kişi günah işliyor. Hangi günah? Şunu. Köyde 2-3 tane adam var kötü. Mühim değil. Köylü o günahı güzel görüyor, şehirli. Ve o günahı savunuyor. O günahı işleyenler çoğalıyorsa o zaman işlerimiz zor. O zaman helak hepimize gelir. Hazreti Ayşe soruyor. Peki iyiler ne olacak? Buyuruyor ki Efendimiz, اِنَّمَا يُبْعَتُ النَّاسِ عَلَى نِيَّاتِهِمْ. O zaman niyetlere göre dirilecek diyor. Ama iyiler de helak olur diyor. Dirilince iyiler önleyememiş, gücü yetmemiş ama o zaman onlar ayrılacaktır, buyurulmaktadır. Ama dünyada o bela, o musibeti çekerler, buyuruluyor. Öyleyse sonuç olarak ne diyelim?
Allahu Teala buyuruyor ki İslam için cihad etmek gerektiğinde Firavun'un kavminin yaptığı gibi git sen savaş deyip de savaştan kaçmayın ki yedi büyük günahtan biri de nedir? Savaştan kaçmaktır. Tamam mı efendim? Onu da biliyorsun. Yedi büyük günah sayan hadiste birisi de nedir? Savaştan kaçmaktır. Onun için müminler savaştan ne yapmamışlar? Kaçmamışlardır. Yani hatta işte derler ki onlar düğüne gider gibi cihada giderlerdi denilmektedir. Buradan bakıldığında peygambere eziyet, müminlere eziyetten sakınmak gerekir. Bu eziyet bizi neye götürür? Kalplerimizin kaymasına götürür. Kalplerimizin kayması da bizi fasık yapar. Fasık olmak da hidayetin sonucu olan cennete girmemize mani olur. Cenab-ı Hak cümlemizi affetsin. Ölmüşlerimize rahmet eylesin. Öğrendiklerimizin şuuruyla yaşamaya cümlemizi muvaffak eylesin. Hakkınızı helal edin. Lillahi Teala'l-Fatiha.